Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Ben şimdi fiil, ibadetle düşünce arasındaki ilişkiden bahsedeceğim. Düşünce ile ibadet. Bir mukaddeme yapmak istiyorum. Önerme ya. Nasıl ki bir his, bir duygu, nasıl ki bir his, bir duygu, bir fikir sana hakim olunca daha onun tesirinden çıkamadığın gibi bir duygu, bir his, şehvet olur, gadap olur, bir meyil olur. İnsana hakim oldu mu zor. Davranışların bile kilitliyor veya yönlendiriyor. Allah da mevcudata ve sana öyle hakim. Mukayese edesin diye. Allah kainata nasıl hakim? Bu mevzumuzla alakalı. Allah mevcudata böyle hani zan ediyoruz böyle. Bir, Allah'a kendimizi yakın hissetmiyoruz. Ne demek o? Bir teyzeni hissettiğin gibi Allah'ı hissetmiyorsun. Değil mi? Bir oğluna bile demiyorum yani. Eşini kendine yakın hissettiğin gibi Allah'ı yakın hissetmiyoruz. Öyle değil mi? Hepimiz öyle. Mesela dayın deyince bak neler oluşuyor. Ne? Allah'a böyle bir şeyimiz yok. Niye? Kâh bizim suçumuz var. Kâh da bize öğretenlerin suçu var. Allah bizden uzaklaştırdılar. Ulaşılamaz, varılamaz. Yani zatı yasaktır düşünmek. Esma ve sıfatı tefekkür edilir. Böyle Allah ulaşılmaz, varılmaz. Oysa Allah görmek mümkün. Allah miraç değil mi? Sünnettir. Gitti geldi o kapıyı açık bıraktı. Tamam. Ondan sonra Latife-i Rabbani'ye zaten Allah görüyor. Ama biz o görüşü şekillendirmeye, indirgeyemediğimiz için görmedik, göremeyiz, zannediyoruz. Gördüğümüzün alameti nedir? Bir namazda Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin diye okurken veya bir derste yani ne bileyim ulvi bir şeyde böyle bir tatlal olmuyor mu? Heh, o Latife-i Rabbaniye'nin Allah'ı görüp bize taşıdığını gösteriyor. Çanak anten gibi uyduyu, uydudakini televizyona taşıdığı gibi. Tamam, malum bu. Şimdi Allah nasıl hakim? Düşünce boyutunda bir misal işte bu. Fikir sana nasıl hakim? Düşünceler sana nasıl hakim? Nasıl her şeyin değişiyor? Aynı bunun gibi. Şimdi düşünce ile fiil arasındaki ilişki zihinde zahirde pil bitiyor. Bu çok önemli. Zahirde pil bitiyor. Ama kamera kaydını oluşturuyor. Bir pil düşünün. Film çekiyor. Konumuz düşünce ile ibadet arasındaki ilişki. O onu hakikati birbirine dönüştürmeyi anlatıyorum. Düşünce fikriyat oluşturuyor. Fikir fiilleri oluşturuyor. Düşünceler fiili, fiil de düşünceleri oluşturuyor. Ona ait çok güzel bir misal zannediyorum. Zahirde pil koyduk kameraya çekiyor. Pil bitiyor. Tamam. Pil bitiyor. Ama kamera kaydını oluşturuyor. Onun bitmesi
başka bir hakikatin vücuduna dönüşüyor. Adeta bitmiyor, hakikatları becaiş ediyor, birbirine inkılap edip dönüştürülüyor. Bir şey geçtiği yok, bir şey bittiği yok, ömür bittiği yok ya, yani. Öyle bir şey yok. Diyeceksiniz gene kafamız karıştı. Pil bitiyor, ortaya film çıkıyor. Adeta pilin bitmesi filmi oluşturuyor. Pil bitti mi şimdi? Başka bir şeye inkılap etti. Adeta bitmiyor. Hakikatları becaiş ediyor. Nöbet değiştiriyor. Birbirine inkılap ediyor. Bir de okuyayım bunu. Bundan sonrası çok önemli. Gelenler şey yaptım. Bir de okuyorum. Zahirde pil bitmiyor. Kameraya pili taktınız. Yeni gelenler, sizin için tekrar ediyorum. Diğerlerine de kuvvet olsun diye. Ona göre dinleyin. Kameraya pili taktın. Kamera çekiyor. Pil bitiyor. Zahirde pil bitiyor. Ama bitmesiyle kamera filmini oluşturuyor. Adeta bitmiyor. Hakikatları becaiş ediyor. Birbirine inkılap ediyor. Filme dönüşüyor. Ömür bitmiyor. Başka bir şeye dönüşüyor ömür. Ömür bitti falan yok yani. Film gibi. Zahirde pil bitiyor. Ama film çıkıyor. Adeta bitmiyor. Hakikatları becaiş ediyor. Birbirine inkılap ediyor. Fiilin hissi, hissin fiile dönüşmesi gibi. Mesela bir duygu eyleme dönüşüyor. Eylem duyguyu oluşturuyor. Düşüncelerimiz, hayallerimiz fiile, fiillerimiz hayallerimize, düşüncelerimize dönüştüğü gibi. Mesela bir şeyi görürüz. Mesela bir resim görürüz, bir cinsellik birisini görürüz. Hemen biz de veya bir menfaat görürüz, bir arsa görürüz. Adam galericidir, araba görür, arsacıdır, emlakçıdır, arsayı görürse onda bir görsellik düşünceyi oluşturur. Yani düşünceler fiili nasıl oluşturduğuna ait bu kamera ve ikinci misalimiz delinin fikriyatı yok olduğundan, deli var ya deli, deli, akıl fedaisi, bize aklın nimetini anlatıyor. Delinin fikriyatı yok olduğundan, fiiliyatı da bir mana ifade etmiyor ve değeri harbesi de yok, küfür etse bile. Yani delinin hiçbir şeyi veya çocuğun hiçbir fiilleri bir mana ifade etmiyor. Yani bir değeri harbesi yoktur. Niçin? Çünkü doğru dahi yapsa onun arka tarafında düşüncesi olmadığında. O zaman fiillerimizi değer kategorisine çıkaran, hakikate inkılap ettiren düşüncelerdir. Herkes sağdan ayakkabı giyebilir. Ama sünnettir diye giyenin o fiili kutsi olur. Yoksa hiçbir değeri yoktur. Fiiller kalbin hissin temayülatından çıkar. Hutbe-i Şamiye 77. Fiiller kalbin kalpte oluşan, diyor ki ahlak, mizac. Bir milletin mizacı diyor muhakematta 87'de. Bir milletin mizacı hissiyatını, hissiyatı da kelamını oluşturur. Dışa çıkıyorum. Bir milletin mizacı hissiyatını, hissiyat kelamını oluşturur. Kelam neyin dışa vuruşudur? Mizacın, yani o milletin millisini, milliyetini, yapısını, o milleti millet yapan hakikatını dışarıya kelamla ifade edilir. Kelamını kaldırırsanız
o milletin mizacını da yok etmiş olursunuz. Öyle anlatıyor mahkematta. Onun için sadeleştirmeyi ısrar edenler cehaletle değil, bilerek yapıyorlar. Şuurludurlar. Örnek vereyim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Tercüme edin. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Alemler değil mi? Bir daha yapıyorum. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Bu tercümedir. Arapça Elhamdülillahi Rabbil alemin. Tercümesi Türkçe alemlerin Rabbine hamdolsun. Sadeleştiriyorum. 18 bin alemler. Bu alemler içinde kuşlar alemi bir alem. Tırtıl alemi bir alem. Sinekler alemi bir alem. Hamsi alemi bir alem değil mi? Şeftali bir alem. Şimdi desem ki alemlerin Rabbine hamdolsun yerine kuşları yaratan Allah, kuşlar aleminin sahibi olan Allah hamdolsun. Dediğim doğru. Doğru, sadeleştirmeci burası doğru. Ama 18 bin alemin 17.999 alem ne olmuş? Yok olmuş oldu. Yani 18 bini teke indirdin. Bunu bilerek yapıyor adam. Mesela niye öyle karma tişört giyiyorsun? Sade giysene İsa. Celaleddin Azemşah. Niye böyle karma gömlek giyiyorsun? Niye sade giymiyorsun? Arkadaşlar karma insanlarla beraber olmayın. Sade insanlarla beraber olun. Veya Allah Resulü tek çeşit yemek yemeyi bize söylemiş. Niye böyle çeşitli yemekler yiyorsunuz? Sade yiyin. 3 tane misal verdim. Çeşitli yemek teke indirdi. Karma gömlek, karma insan sade indirdi. Sadeleşmek bu. Çeşitli yemeği sade indir. Teke indir demek. Dediğim doğru ama cinayet öteki tarafta. İşte cahili boyuyor. Vay be! Elhamdülillah Rabbil Alemini. Adama bak ya. Ya hakikaten bilmiyorduk. Tırtırlar alemini yaratan Allah'a hamdolsun. Bak işte ne var burada diyor ya. Ne kadar bağnaz bir insansınız diyor. Bu adam böyle dedi diyor. Bunda ne dedi diyor. Yanlış bir şey var mı diyor. Gördünüz mü? Dediği doğru. Ama arkada işlediği cinayeti görmüş. Çünkü niye? Görse zaten cahil olmazdı. Eşek olmazdı. Eşek olunca semer vuran çok olur. Yani bir milletin diyor mizacı hissiyat olarak çıkar. Hissiyat da kelam olarak çıkar. 89. 87 mi? 87 bakayım. 87. Bir milletin, evet 87 özür dilerim. Bir milletin mizacı o milletin hissiyatının menşei olduğu gibi lisan-ı millisi de hissiyatının makesidir. Orada yok. Bu ayrıyetten girdi. Konumuz buydu çünkü. Peki. Şimdi buna ait bir şey okuyacağım. Çok ilginizi çekeceğini zannediyorum. Pil misalindeyiz hala. Ölümü hallettik bu akşam. Ölüm ne oldu anladık değil mi o pil misaliyle? Nereye dönüştü? Ona ait bir yer okuyorum. Ehli gafletin nazarında soğuk ve sakil görünen ihtiyarlığı o nuru tevhid ile çok hafif ve hararetli ve nurlu gördü. Yani ihtiyarlık adeta ihtiyarlık gençlik pili sönüyor. Kamera misali unutmayın. Pili taktık. Filmi çektik. Pil bitti ama film ortaya çıktı. Şimdi pil mi bitti? Pil film olarak ifade etti. Bakış farkını anlatmak için bir misal vereyim. Allah'ın
dün verdiği bir misal, bana verdiği bir misal. Ben de sizinle paylaşıyorum. Baktığınız yer çok önemli diye. Bak, sizinle paylaşıyorum. Zahirde odun kabul edin. Kibritte yakın. Odun ne oluyor? Yandı. Başka manası var? Yok. Ben başka başka diyeceğim şimdi bunu. Aynı şey, başka şey. Bak, odun yandı. Hayır. Öyle yanma falan yok. Odunda hapsolan ve odun gibi gözüken nur ve ısı hapisti. Kibrit denilen bir matkap veya yöntem yolu odundan bir delik deldi. Anahtar. Anahtar. Deldi. İçinde hapsolan nur. Allah Allah. Odun yanmıyor. Nur dışarıya çıkıyor. Dışarıya çıkarken sana teşekkür ediyor. Yolunu gösteriyor. Üşümüşsen de ısıtıyor seni. Ve sana minnettar oluyor. Seni kaplıyor. Odun yanmıyor. İçindekileri hürriyetine kavuşturuyor. Hakikatine inkılap ediyor. Şimdi pil bitiyor. Bak, burada pil bitiyor. Hayır. Yani ömür bitiyor. Hayır. Film inşa ediliyor. Kameradaki pil gibi. Burada diyor ki, eyli gafletin nazarında soğuk ve sakil, ağır görünen ihtiyarlığı o nuru tevhid ile çok hafif ve hararetli ve nurlu gördüm. Odundan bunu çıkartıyorsunuz. Bu sayfa yok değil mi? Sayfa kaç abi? 243. Lemalar. Lemalar. Ey ihtiyar ve ihtiyareler, madem sizlerde iman var, madem imanı ışıklandıran ve inkişaf ettiren namaz ve niyaz var. Namaz demek ki odunun içerisindeki nuru dışarıya çıkartıyor. Çıktım ortaya. Bakın, odun misalimi unutmayın, uygulayalım şimdi. Odun zahirde yanar, tahriptir. Hakikatta hakikatinin inkişafı ve hürriyeti vardır. Odun denen bir şey yoktur. İtiraz edecekler. Bak, odun denen şey duman ve nurun iki zıttın odun olarak görünmesidir. Çünkü odunun içi değil, odun nurla, dumanla ifade edilmiş. O zaman odun yanmıyor. Batındaki hakikatine inkılap ediyor. Ama dışarıdan bakınca huvel zahir, zahir odun yanıyor. Yani ne anlatmaya çalışıyorum? Eğer nuru imanla, nuru tevhidle bakarsanız olay hiç gözüktüğü gibi de değil. Mesela eylemsel göstereyim. Oğlum, kızım, ekmeği öyle ayakta dolaşarak yeme. Allah seni cehennemine koyar diyeceğine aynı fiil. Oğlum, kızım, oturarak ya, Allah seni cennetine koyar. Ne tahribi söylüyorsun? Bu tesadüfen değil. Bilerek yapılıyor. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, Allah rızkımızı dallara takmış ve bağlamış. Onun için bağa taktığı şeyi, üzümü çözün diyor. Onun için bağ çözümü değil, bağ bozumu demeyin diyor. Bozmak, yapılan bir şey darmadağın, dağıtmak. Ötekisi ise bağ çözümü, birisi bağlamış, çöz. Onu bile anlatırken bağ çözümü diyor. Olumsuz deniyor. Şimdi ben kürsüye çıkıyorum. Kürsüye çıkan insanım, ha. Şimdi burada konuşan değilim. Bir şey isteyeceğim insanlardan. Bir şey yaptıracağım. Tehdit unsurunu kullanıyorum. Cehennem var ha. Kabir var ha. Kefen var ha. İyi ki söyledin. Hakikaten bilmiyordum. Hep tehdit yani. Allah deyince ben size söyleyeyim. Nasıl büyütüldüğünüzü göreyim. Ben de öyleyim canım. Sizden farklı değilim. Allah ve din deyince muhabbet mi geliyor, korku mu geliyor? Cehennem mi aklınıza geliyor, cennet mi? Korku geliyor, bastırılmış duygularımız var. Allah deyince, din deyince hemen cehennem. Niye cehennem gelsin canım? Cehennem benim gölgem. Benden yapılmış.
İnsan gölgesinden korkar mı? Ama Allah deyince sanki cumhuriyet savcısı gibi hemen ceza keser, hükmeder, bilmem. Acemi ne gibi ya? Ölümü bak nasıl yorumluyor? Bakın arkadaşlar, pil bitmiyor diyor. Film inşa ediliyor. Odun yanmıyor. Hürriyetine kavuşuyor batın. Itlak ruhtur. Ruhun hakikatine inkılabıdır. Bak ne diyor? Madem diyor imanı ışıklandıran, inkişaf ettiren namaz niyaz var. Namaz ve niyaz, niyaz dua. Namaz odunu anahtarla açmak gibi. Namaz, niyaz diyor imanı ışıklandırıyormuş, inkişaf ettiriyormuş. Ya arkadaş bu bardağın içerisinde aynı misal ama bardağın içinde su var. Bunu diyebilirsiniz, bardağın içinde su var. Fakat odunun içinde nur yok. Bardak ayrı, su ayrı. Odun nurdan ayrı bir şey değil. Yakınca içi dişi yok. İki zıt, duman ve nur odun olarak gözüküyor. Odundan kasıt bedendir. Odundan kasıt dünyadır. Nurdan kasıt cennettir. Dumandan kasıt cehennemdir. Cennet, cehennem kendisini odun olarak gösteriyor ki tenteneli bir perde burası. Şimdi oduna nur ne kadar yakınsa dünyaya ahiret o kadar yakın. Ceset olarak da düşünebilirsin bunu. Hepsi iç içe. Aynı iç içe, hakikat boyutları farklı. Ne korkuyorsun? Ne korkuyorsun ahiretten? Çünkü filmin inşa ediliyor. Pil bitti. Bittiyse bitti. Film var karşıma. Daha kaliteli bir hayat çıktı. Kameraya koydum, pil bittiyse. Üzülmüyorum ki. Vay be ne film. Hem de daha kaliteli. Parayla satarsın ya. 2 liralık aldığın pili 2 milyara sonra satarsın filmini. Ben şimdi 10 senemi, 3 senemi ehli gafletin 1000 senesine değişir mi? Sen değişir misiniz son 1000 senene? Alaaddin. 1 seneni, son 1 seneni. Arkamı bile değişmez. Elhamdülillah bak. Usta nasıl baktırıyor ya. Acayip oluyorum ben böyle. Hikmet şey yaptığı için diyor ki madem imanı ışıklandıran ve inkişaf ettiren namaz, niyaz var. Yani onu açıyor. Odun yanmıyor. Batını hürriyetine kavuşuyor. Diyor ki ihtiyarlar, ihtiyarlığınıza ebedi bir gençlik nazarıyla bakabilirsiniz. Nasıl bakacağım ki? Bitmiş. Bitmiş değil. Başka bir hakikate inkılap etmiş. Becaiş deniliyor. Yumurta tavuk, tavuk yumurta. Çekirdek ağaç, ağaç çekirdeğe inkılap etti. Buna becaiş denilir. Dönüştürülüyoruz. Harika vallahi ya. Gel de kork şimdi ölümde. Ne korkacağım ki kardeşim? Ölümde niye korkacağım? Allah'tan, Allah'ı ben seviyorum. Günahımdan korkuyorum. Bizim cehennemimiz, bir avamın anladığı cehennem değil. Allah'a kaybetmek bizim cehennemdir. Bizim o bahsedilen cennet gayemiz değil. Bizim cennetimiz, cennetin sahibi olan Allah'ı bulmak. Ne yapacağız onu? Biz esas sahibiyle işimiz var. Bakın oraya. Bak duvara bak. Çünkü onunla ebedi bir gençlik kazanabilirsiniz. Hakiki, soğuk ve sakil, ağır ve çirkin ve zulmetli ve elemli olan ihtiyarlık ise ehli dalaletin ihtiyarlıklarıdır. Belki de onların gençlikleridir. Gençken zaten ölmüşler. Arkadaşlar pil bitmiyor. Tekrar edeceğim 10 defa daha. Filme inkılap ediyorsun. Ama şeyi de öyle şey yapayım. Var yani böyle pervane, bizim pervane misalimiz. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı elektrik üreten. Zahirde nedir? Pervane aşağı yukarı, aşağı yukarı. Ondan sonra ondan ortaya çıkan elektrik, İstanbul'un kaç bin tane çeşitli elektrik aleti var? Hepsini çalıştırıyor değil mi? Zahirde aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Zahirde pervanen aşağı yukarı gibi Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Pervane zahirde ne? Bu deliklidir, manyak bunu, kafası dönmüş. Bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı. Ama oradan indüklenen, ortaya çıkan elektrikle tıraş oluyorum, ekmeğim pişiyor, kamera çekiyorum, pilleri şarj ediyorum, televizyona şey yapıyorum vesaire. Elektrik ya.
Aşağı yukarı, aşağı yukarı. Ha, aşağı yukarıyla ne oluyorsa Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allah aşağı yukarı, aşağı yukarı da böyle oluyor. Arka tarafta. Ama zahirde bakan adam direkt diye bir adam dikilmiş. Tarlada. Tınk 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 tınk. Man Allah'ını ne? Hiç ömründe 100 sene, 200, 300 sene önceki bir adam getirseniz. Tarlayı görseniz o Çatalca'daki elektriği. Tınk 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 tınk. Ne der? Allah Allah. Biz eskide şey yapardık böyle. Cevizi delerdik de böyle koşardık, döndürürdük böyle. Siz de yapardınız çocuklar. Pervane yapmadık. Ha cevizin içini yapardık. Herhalde büyük adamların oyuncağı derdik ona. Derdi ya. Nereden bilecek 300 sene önceki adamın o dönmenin, dönme elektriği inkılap ediyor. Dönmek elektriktir, elektrik dönmektir. Bu dönmekten elektriğe, elektrikten de süpürge dönmesine, süpürge makinesine dönmeye dönüşmüyor mu? Güneş paneli var, sokak lambası kırmızı, yeşil, sarı yanıyor. Ne alakası var ya? Güneş yeşil olur mu? Güneş yeşile döndü işte. Sokak lambasındaki o ışık elektrikten gelmiyor. Güneşe panelini koyuyorlar, yeşil yanıyor. Yeşil yanıyor, yeşil. Güneşin yeşil mi geliyor? Değiştiriliyor formatı işte. Bakın, aşağı yukarı hareket elektriğe. Elektrik süpürge makinesindeki tekrar elektriğe dönüştürülüyor. Acayip değil mi? Hareket elektriğe, elektrik tekrar hareketi. Namaz da, ibadet de böyledir. İşte diyor ki, bu gençlik, ihtiyarlık, dünya, ahiret, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Yani hareket kardeşim. Zahirde gözüktüğü gibi değil. Onun için bir şey bitti, yok. İnşaat yapılıyor. İnşaat. İnşa ediliyor. İnşa. Ötelerde. Abi nerede ediliyor? Elektrik bu pervane dönerken kabloyla Çatalca'da dönüyor, Zeytinburnu'nda ışık alıyor. Bak Çatalca'da dönüyor, ben burada kitap okuyorum. Süpürge makinesi yapıyor. Çatalca'da dönüyor pervane. Ben de mescitte Allahu Ekber, Allahu Ekber, Semihallahu lümen hamide, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Aşağıda neler oluyor? Arkada neler oluyor? Yaşlılardan dinlerdim. Nasihatler yani ihtiyarlandıkları için nasihat ederlerdi bize. Yani o kadar üzülüyorlardı ki gençliklerinin gittiklerine. Demek ki bu manadan ne kadar kopartılmış bir toplum. Mahvedilmiş kardeşim, benim düğmeme basma. Ben zaten diken üstünde duruyorum. Tekrar kaç defa? 21 defa mahkemem olmuş. 21 defa. Deccal hakkında şimdi pillerime basma. Bu milleti mahvetmiş tabii. Mahvetmiş de bana o dokunmuyor. Bana türlü türlü işkence yaptılar. Daha aktif oldum. İçeriden çıktıktan sonra daha acayip oldum. İnan. Bana bu dokunmadı. Bana dokunan şu. Ekmeğin kabuğunu ben yedim. İçini evladıma verdim. Yorganı ona verdim. Cübbeyi üzerime örtündüm. Çünkü yorgan yoktu. Battaniye yoktu. Çocuğumu okutmak için ben cübbeyi ben örtündüm, battaniyeyi ona verdim. Çocuğum yemekte oturduğu zaman kaşığın arkasıyla eti ona ittim, suyu ben içtim. Böyle büyüttüğüm çocuğun bana tokat vurması benim çok ağrıma gidiyor. İçimizden çıkan hainler kanıma dokunuyor. Onu demek istiyorum. Kanıma dokunuyor. Böyle bir misalle ancak ruhumu rahatlatıyorum. Ekmeğin kabuğunu ben yedim, içini ona verdim. Eti o yedi, suyunu ben içtim. Yorganı o örtündü, üzerimdeki çaputu, cübbeyi üzerime ben örtündüm. Ben yaya gittim işe, onu taksiyle gönderdim mektebine. Sonra o çıktı, beni arkadan bıçakladı. Ağrıma gidiyor. Gavur bile demiş, sen de mi Brutus? Mektepte öyle okumuştuk. Tamam da bunlar işini yapıyor. Ama Brutus sen de mi? Bana o dokunuyor. Hainler dokunuyor bana. Bilerek yapanlar.
Hata ile kaynık arasındaki fark, hata yaptığı zaman aynı yolla istiğfar edendir. Ama aynı yolla istiğfar etmeyen haindir. Ölçü odur. Şimdi bak bu ihtiyarlık ne halde, bak nasıl dönüştürülüyor. Gördük mü sen o misal gibi, pil misal gibi, elektrik misal gibi, güneş misali verdiğim gibi. Tamam. Şimdi başka bir yer okuyorum. Cenab-ı Hakk'ın emirlerine ve nehilerine itaat ve inkiyadı tesis ve temin etmek için sani'nin azametini zihinlerde tespit etmeye ihtiyaç vardır. Yani Allah'ı alemimizde, mesela dedim ya dersin başında, teyzem deyince teyze, bende bir düşünce oluşuyor, bir his oluyor. Amcam deyince de öyle. Fakat Allah deyince ben teyzeme yakınlık hissettiğim gibi yakınlık hissetmiyorum. Allah deyince korkuyor. Allah deyince cehennem hatırıma geliyor. Ceza hatırıma geliyor. Acayip acayip şeyler geliyor. Ama çok zor geliyor cennet. Çok zor geliyor sevgi. Böyle büyütüldük biliyor musunuz? Yani Allah deyince korkulan bir şey. Tövbe ya. Hep Allah çarpar. Allah evet. Yok eder. Allah mahveder. Ya bir kere de Allah Celle Celaluhu bak ne güzel yaratmış diyen yok ya. Evet. İşte o misal, o çocuk ekmeği yemesinin misali. Değil mi? Böyle işte diyor ki Cenab-ı Hakk'ın emirlerine ve nehilerine itaat ve inkiyadı tesis ve temin etmek için sani'nin, Allah'ın azametin zihnini tespit etmeye ihtiyaç var. Yani doğru bilgi zihne verilmesi lazım. Bakın Risale-i Nur'a aşina olan insanlarsınız. Nerede tehdit var Risale-i Nur'da? Başka bir şey ya bu. Zındıka komitesi bunu bilmiş yani. Çünkü çok garibinize gidecek. Cumhuriyet'in ilk dönemleri, Osmanlı son taraflarında bilerek veya bilmeyerek, çoğusu bilmeyerek ama baştakiler bile çocuklara Kur'an öğretmeye engel olamadılar, insanlara din. Bu sefer şiddet kullanarak din öğretmeye kalktılar. İngilizlerin oyunu. Döverek, vurarak. Çünkü insan korktuğu şeye yakın olmak istemez. Korktuğu şeyden uzak olmak ister. Hep korkutarak, falakayla, döverek. Ama maalesef bizim saflarda korku terbiye yöntemi zannetmiş. Ve sohbetlerinde, vaazlarında hep tehdit unsuru kullanmış. Kürsülere çıkın, bakın. Ki ben çıkan insanım. Bir tane söyle demişti. Allah, bu çok meşhur ya. Malum zat. Hapishaneye gittim, ziyaret ettim. Hapishane ismini söylemeyeyim, kim oldu anlaşılır. Medyaya düştü bizim görüşümüz. Ya dedi, senin için diyor ki, diyor benim arkadaşlar, ben de bir iki videonu dinledim dedi. Ya senin dedi sohbetlerinde cehennem yokmuş, doğru mu dedi? Allah'a, o dedim cehennem, cehennem yok dedi ya. Yemekte dedim lazım olduğu kadar tuz lazım. O tuzu da sen katıyorsun, ben diğer malzemeleri yapıyorum. Ama tek başınıza yerseniz tuz yenmez. Ama yemeğin içinde de güzeldir. Ne yapılıyor biliyor musunuz? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam 23 senelik din hayatında veya bir saatlik sohbetinde belki birkaç dakika, iki dakika cehennemden haf ve reca olsun diye anlatıyor. Biz o hafları topluyoruz, cımbız yapıyoruz. 50 dakikayı bırakıyoruz, 10 dakikayı. Ama yemeği bütünlük içinde vermek lazımdı. Hep tuzu aldık, tuzu aldık, millete tuz veriyoruz. Millet de dinden ürküyor. Siz öyle deyince o ne dedi abi? O malum zat. Dedi ki o malum zat, nurcuların dedi, ama Allah'ı var yani. Nurcuların Allah'ı sevdirmesine hayranım dedi. Sonra dedi ki giderken, dedi ki, aynı şöyle dedi giderken, ben dedi böyle eğitim aldım. Ama çok seviyorum bu şekildeki şeyi yapar. Mesela Allah ile diyalog. Ben Allah'ı çok seviyorum. Ben Allah'ın korkusundan fazla, Allah şahit, yalan olmaz. Korkumdan değil, sevgim fazla. Ama suyu bile abdestsiz içmemeye çalışıyorum. İçtiğimi haram olsun. Hatırlayayım, ben yarı içtim.
bir şeyi anlatmak için sevginin bağı anlatacağım. Madem bu sevgi var, lakayt yaşamam lazım. Bileyim bunu ki yarıya kadar içtim, abdestsizim. Ben bunu bırakırım, gider abdest alır içerim. Ama bu beni bu bağa korku yapmadı. Allah'ı tanıdıkça oldu. Sevdikçe oldu bu. Öyle bir Allah ki yaklaştıkça acayip yapıyor seni. Adam bir sevgilisi için intihar ediyor ya. Allah'a sevgilisi kadar değil, yarısı kadar adam sevse ne olur? Allah bütün zevklerin ve sevgilerin kaynağı değil midir? Onu biraz böyle ana çocuğu, çocuk anasını emer gibi hafif Allah'a emmeye kalkarsan Allah ne olur biliyor musun senin dünyada? Ha, acayip bir şey olur. Ancak Allah olur yani. Bilmek de alakalı değil mi? Tabii bilmek. Saatimiz hani gelip birinci mektupta diyor ya, marifetullah sonra muhabbetullah. Ne kadar tanırsan o kadar seversin. Muhabbet eder, seversin. Evet, o kadar. Aynen öyle. Marifetullah, muhabbetullah inkılap diyor. Allah ne kadar tanırsa o kadar acayip ki o zaman artık geniş dünyaya baktığın zaman ya nasıl oluyor? Öyle demezsin. Evet, zaten böyle olması lazım. Allah'ın nazarı gibi oluyor. Sani'in azameti zihinlere tespit etmeye ihtiyaç vardır. Bu tespit de ancak akaid ile yani ahkam-ı imaniyenin tecellisiyle olur. İmani hükümlerin takviye ve inkişaf ettirilmesi ancak tekrar ile tecedüd eden ibadet de olur. Mesela ibadet niye tekrar ediliyor? Pervane niye dönüyorsa ibadet de onun için tekrar ediliyor. Anladık mı? Pervane aşağı yukarı, aşağı yukarı niye dönüyor? Abi dursun ya, bir dönsün yeter. Heh, ne kadar mantıklıysa Allahu Ekber, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, tamam daha yapmayalım. Pervane dönmesi gerekiyor çünkü elektrik devam ediyor. İman ediyor, harcanıyor çünkü. İşte bu bedensel eğilip kalkmada ruh santralinde oluşan elektriği düşün. Ve hissiyat ve latifeler ve kalp ve ruhta, vicdanda çalışan cihazlar var. O cihazlar bu elektrikle çalışır. Arkadaşlar, hareket elektriği doğurur. Fiziki bir kanundur. Hareket enerjiyi doğurur. İşte bu düşünce. Bir de o düşünce odaklanırsa, adres olursa bu hareket tamamiha o düşüncenin koridoru oluyor. Taşınıyorsun o tarafa. Mesela şöyle diyeyim buna ait. Namaz kılarken İyyâke ne'abudu ve İyyâke nesta'in dediğin böyle ve namazda böyle bir tatlı olmuyor mu sohbette şimdiden şu anda? Nedir bu? Ha, bu öteye taşındığını ve seni Allah onayladığını gösteriyor. Allah onaylamazsa halıyla meşgul olursun, duvarla meşgul olursun. Ben bu lambaların faturası kim ödüyor ya? Bu halılar nereden geldi falan? Acaba adam yeni getirdiniz adam. Diyor ki, oldu da. Ya dedi, getiren soruyor. Diyor ki, ne anladın dersten diyor. Ya bırak dersi diyor. O halılar hani para almıyordunuz, nereden geldi bu halılar diyor. Ya koca 45 dakika derste bunu anladın. İnan hep bunu düşündüm diyor. Bu adamın kafasına bu hakikati ben çivi çaksam bile zor girer. Öyle mi? Gel buraya. Abi, çivi çaksam zor girer. Evet abi. Yıldırımlarda mesela 7 milyon megawatt kadar elektrik var. Ama devamı olmadığı için kullanılamıyor. Çok acayip. Elektrikçisin. Çok az bir... Yıldırım deden o şimşek mi? Evet. Ne kadar volt dedin? 7 milyon megawatt. 7 milyon megawatt. Kebap aracının bir tanesi 163 megawattır. Bir dakika, bir kebanın 163 megawatt. 163. Bu şimşek 7 milyon megawatta kadar elektrik vardır. Ama devam olmadığı için elektrik olarak kullanılamıyor. Hiçbir şekilde yıldırımdan elektrik çıkarılamıyor. Devamı yok. Devamlı olan şey az da olsa devamlı olan şey. Kebap aracı kendine mi büyüyor? 163 megawattır. Bir tane nitesinin gücü. Efendim abi? Baraj nokta gibi kalıyor yani. Ya. Bir şimşek. Efendim abi? Arasını sana duyamadım. Sesini duyamadım. Ha dedi ki, Kebap Barajı'nın bir ünitesi 163 megabayt mi dedi? Megawatt. 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 Çıkıyormuş. Ama bir şimşekte
7 milyon megawatt, değil mi? Megawatt elektrik çıkıyor. Ama bir işe yaramıyor. 7 milyon. Bu 163 nerede? 7 milyon. Çünkü devamı yok. İşte pervanelerin dönmesi elektriğin devamına ve cihazın devamına elektrik üretiliyor. Farklı cihazların çalışması sebep. İşte o pervanenin aşağı yukarı aşağı yukarı bizde Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yani ibadetin, bedensel hareketin ruh santralinde oluşan enerjinin, hissiyatın, latifeleri, kalbi ve vicdanı çalıştıran elektrik olduğunu gösteriyor. Şey gibi anlayabilir miyiz abi? Hani bir anda erip de böyle hani oradan oraya uçmaya başlayıp hani olağanüstü haller olup daha sonra da hani dinden, diyanetten uzaklaşmak, hani bir anlık o müthiş enerji olsa bile devam olmadıktan sonra evet, ahiretinde hani kurtarmaya yaramayacak ama çok az da olsa devamlı ibadet edebilen ya da o istikameti muhafaza edebilen. İşte bu enerji işte aynı şeyde de var. Yoga'da da var. Budizm'de de var. Kafirlerde de var. İstidraç deniliyor. Din bunu hükmetmiş. Bedensel hazlardan çıktığın zaman ruh santralinde enerji daha çabuk imal ediliyor. Ama batıl da olsa imal ediliyor. Ruhun özelliği bu. Ruh efendim adetullah işte. Yani peygamber dahi atlas 10. kattan çakılır halkta. Şimdi bedensel hazlardan uzaklaştıkça ruh santralinde elektrik imal ediliyor. Bu adam bu sefer camların üzerine çıplak ayakla yürür. Çünkü bedenine hakim olmuş ruh. Ama batıl olduğu için buna istidraç deniliyor. Allah kime çalışırsa veriyor. Yani sen bedenini, ruhunu bedene hakim ettim ben sana vermiyorum demiyor. Fakat içerisinde din olmadığı için burada kalıyor bu harikalık. Bunların harikalığı burada gözükürken manevi insanlardaki ruhsal bir potansiyel enerji insanı camda yürümeyi değil öteye taşıyor. Mesela misal vereyim. Yer çekimi bulan adam meşhur olmuş. Ruhunda bulunan beka arzusuyla ahireti keşfeden o kadar meşhur olmamış Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ahireti keşfeden yer çekimini bulan kadar meşhur değilmiş. Oysa yer çekimini bilmesem de zaten yaşardım. Ama ahiret çekim yasasını bulanı ondan daha çok meşhur olması lazım. Çünkü herkese lazım. Değil mi? Tuhaf değil mi? Yani yer çekimini bulmuş adam. Dünyanın döndüğünü bulmuş. Vay be! İnsanların amellerinin ahirete dönüştürüldüğünü bulan meşhur olmamış onun kadar. Tövbeler sebaba inkılap etmiş. Bak nasıl döndürülüyor. Fani hayat bakiye döndürülüyor. Onun kadar meşhur değil. Dünya dönüyor dedi. Meşhur oldu. İnsan faniden bekaya dönüyor. Fani ömür bakiye inkılap ediyor. Bu bizim için çağrı çok mühim. Ama bunu diyen ve keşfeden onun kadar meşhur olmamış. İmani hükümlerin takviye ve inkişaf ettirilmesi ancak tekrar ile teceddüt ile mümkündür. Şimdi bu santral, ruhtaki santral nasıl çalışıyor? Onun bir parçasını söyleyeyim. 25. Lema'nın 25. devasında şöyle diyor. İman ilacı ise feraizi mümkün olduğu kadar yerine getirmekte tesirini gösteriyor. İman. Gaflet ve sefaat ve hevesat-ı nefsaniye ve lehviyat-ı gayrimeşrua o tiryakın tesirini men eder. Yani şimdi iman bir hakikat, ortaya çıkan enerji imandır. Yani düşünce ve fiil bütünlüğünden çıkan bir enerji var, iman. Çünkü iman mahluktur hakikati. 71 işaret-i cazda söylüyor. Mahiyeti mahluk değil. Bu ucu mahluk. Delil, burhan, usare, şiralardan çıkıyor, imal ediliyor. Şimdi iman bu hakikata nasıl sahipleniliyor? Gafletten, sefaatten, hevesat-ı nefsaniyeden, lehviyat-ı gayrimeşruadan bu dört taneden ne kadar çıkarsak bu elektrik santralindeki kalite, enerji devamı bana
Deccal Barajı'ndaki mühendis söylemişti. Dedi ki, bu dedi en kaliteli elektrik üreten yerlerden bir tanesidir. Onun elektriğin kalitesi olur mu dedim ya. Ondan sonra dedi ki, en kaliteli şu. Yani standart sabit olursa o kaliteliymiş. İşte bizim ruhumuzdaki santral, ruh santralı elektriğin standartlı kalitesi ancak gafletten, sefahattan, hevesat-ı nefsaniyeden, lehviyat-ı gayrimeşruadan sıyrılma nispetinde oluyor. İman ilacı, bu enerjidir. İman bir enerjidir, mahluktur, vardır. Realitesi var, enerjidir. Şöyle diyeyim, ne düşünüyorsanız elinize bir enerji değil. İçine giriyorsunuz. Usta şöyle diyor, İman diyor, onu ilim onu tard eder. Cehil onu davet eder. İlim ile siz vesveseyi veya habis ruhları kovmuyorsunuz. İlim ile kovmuyorsunuz. İlim elinize anahtar değil. İlim onu tard eder. İlim canlı ve ruhludur. Kendisi yapıyor. İlim kendisidir ya. Realitesidir. İman böyledir. Yani hiç karışmıyorsun. Yani uyuduğun zaman karışıyor musun lan falan şeyi göreyim? Göremiyorsun. Artık neyi görüyorsan. Peki orada gördüklerin bedenini etkiliyor mu etkilemiyor mu? Etkiliyor. Banyo yapıyorsun, korkuyorsun, terden su oluyorsun, bir yerin ağrıyor. Ben bizzat biliyorum, köpek ısırdı hakikaten uyandığı zaman köpek izi vardı. Zaten aklın şöyle bir özelliği var. Yukarıdan aşağı düşüyorsun, uyanıyorsun. Eğer akıl rüya ile, hayal ile gelen resmi, realite, gözden gelen resmi fark edemiyor. Aynı kabul ediyor. Hayal ile, rüya ile gelen resim, realiteden gelen resim hiç fark etmiyor. Ha rüyadan gelsin, ha hayal kurarak gelsin. Sen hayal kurmuyor musun? Vücut değişmiyor. Akıl böyle bir alettir. Akıl bir alettir. Bana nereden geldi? Onun para nereden geldi? Kara para mı? Ben anlamam diyor. Bana geldi mi bu para banka gibi? Tamamdır. Ha, eğer akıl yere çakılırken uyansa kurtarıyor. Ama yere çakıldığını rüyayı tamamlansa akıl aynı çakılmış gibi kabul ettiğinden vücudu kilitliyor ve ölüyor. Köpek tam ısıracak gibi uyanırsınız. Onun için ısıramaz. Eğer ısırmışsa tam ısırmıştır. Abi bir adamı işkence için kızgın demiri ısıtmışlar. Gözünü kapatmışlar. Kızgın demir değil, normal bir demir basmışlar. Adam orası yanmış abi. Evet. O Amerikalılar, onu ben dizi şeyinde seyredim. Allah razı olsun, iyi hatırlattın. Şöyle yapmışlar. Koreli askere kızın. İki tane asker tutmuşlar. Ama çok ilginç deney. Almanya'da da başka bir şeysi olmuş. Mesela iki tanesi duruyor böyle, esir asker. Ateşe demiri sokuyorlar. Tamam, ondan sonra böyle kıpkırmızı. Gözleri kapalı ama. İkisi açık dur. Sonra tutuyorlar bu ateş. Bir tanesinin gözünü kapatıyor. Ondan sonra onun eline sürüyor. Yaptığını görsün diye. Bu yapıyorum, doğru yapıyorum. Aa bağırdı. Tabii ki normal bağırdı. Buna diyor ki, gördün mü böyle yapıyorum. Sonra onun gözü tabii çekti. Ateşe soktu. Tamam. Şimdi dediler ki bunun gözünü kapa. Gördü ya buna böyle yaptı. Şimdi bana ne yapacak? Bunun gözü açık değil. Şimdi gözünü kapattılar, bunu bıraktı. Soğuğu aldı. Bir sürdü, o da bağırdı. Aynı yandı. Aynı yandı. Almanya'da trende soğuk hava deposu arkada. Arka vagonlardan bir tanesi. üç durak sonra soğuk hava deposu, meyve veya et şeyi, soğuk kliması devreye girecekmiş. Daha girmemiş. Adam bir tanesi, yolcu mu artık şey mi? Yolcu herhalde. İçeriye girmiş. Girince kapıyı açık bırakmış. Bir şey yaparken tren hareket etmiş ve unutmuş. Derken kapı üzerine kapanmış. Orada yazıyor talimat. İşte soğuk hava deposu şu kadar dakika sonra büyüyor. İşte şu kadar santigrat derecede olsun. Çalıştığını zannettiği için. Oysa 3 durak sonra mı ne çalışacaktı devre? Çalışıyor zannıyla adam ölmüş, donmuş. His. Evet. Hisle yani. Hisle. O batındaki soğuk hissi aktif olmuş.
O zaman söylüyorum ki size zaten, doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demek. Düşündüğünüz elinize güç değil. Ne olur farkını söylüyorum. Elinize güç değil. Düşündüğünüz şeysiniz. İçindesiniz. İnanmıyorum. Anlıyor musunuz? İnandığınız şey ya. Efendim? Cehenneme getiriyoruz. Kötü zannın o zaman çok ciddi bir zararı var. Yani. Hem de ne kadar? Yeis. Zaten mesela kötü zannın temeli yeis, ümitsizlik. Allah da Kur'an'dan ancak kafirler Allah'tan ümidini keser. Ümitsiz. İnsanı canlı tutan ümittir. Güvendir. Sevgidir yani. Allah'ım diyorsun. Tamam mı? Hiç gözün kapatmana şehit oluyorsun. Nasıl yapıyorsun? Allah'a karşı bir güven var ya. Yani. Acayip bir şey ya. İbadet fikirleri sahne hakime tevcih etmek içindir. Yani pervane eleti imal etmek için. İbadetler ise dima trafusu, ne diyorlar ona, elektrik üretene? Jeneratör. Dinamo, şey, kafa jeneratörün yani bunu çalışması, elektrik üretmesi saniye tevcih etmek içindir. Yani bir de okuyayım. İbadet fikirleri saniye hakime çevirmek içindir. Niye ibadet yapıyorsun? Cevabı da bu. Bu. Yani düşünce yapısını aslına, ereğine, felsefede erek, bizim tabirle hakikatına, düşüncemizi hakikatına bağlamak içindir ibadet. Çünkü yaptığınız şeyi düşünürsünüz, düşündüğünüz şeyi yaparsınız. Yoksa düşündüğünüzle yaptığınız arasında fark varsa o nispetle buhran geçirirsiniz. Veya sokakta deli gibi olursunuz. Adam yürüyor. Kendi kendine mi? Orada değil. O konuşuyor. Ama ne dersen Allah. Değil? Düşündüğünüz şeyi yaparsınız, yaptığınız şeyi düşünürsünüz. O zaman fiille akıl bütünleşir. Dimağı evet. Çalıştırıyor değil mi abi? Evet, dimağı. İbadet dimağı çalıştırır. Peki ibadet etmeyenler o zaman dimağı çalışmamış mı? Dimağı saniye tevcih etmemiş oluyor. Elektrik imal ediliyor. Yani fiil yapıyor ya ibadet etmeyenler. Dimağı çalışıyor. Elektrik ama kendi kendini bitiriyor. Ama o fiil mesela, o da yugo yapıyor. O da mesela sağdan ayağını denk gelmiş giymiş. Ama biz ibadet dediğimiz şey, ona ruh katıyoruz. O fiile kıblesini koyuyoruz. Yani fiilin kıblesi sadakattır. Yani düşüncedir. İlmin kıblesi sadakat olduğu gibi fiillerin, davranışların kıblesine koyarsan o ortaya çıkan enerji kafirde de çıkıyor, bizde de çıkıyor. Kafir de eğiliyor, biz de eğiliyoruz. Ama biz kıblesine koyuyoruz, ereğine koyuyoruz, hakikatine bağlıyoruz bu fiili. Bu sefer koridor oluyor bizi, oraya taşıyor. Ötekisi ise elektrik topraklama yapıp toprağa veriyor. Kendi kendini yiyor. Mesela kendi kendini, ben misal vereyim, örneğin. Adam fabrikatör, parayı kazanıyor, helikopterle dolaşıyor. Olmuş yani, Renault'un sahibi intihar etti de o. O kendi kitabından okuyor. Fransa'da Paris'e yakın Renault fabrikasında dolaşıyor. Efendim helikopterle dolaşırken ek ünite yapmışlar, onu gösteriyorlar. Adam da almış, demiş ki yandaki o ağaçlıklar ne demiş Paris'in? Demiş ki mezarlık. Yani demiş o fabrikanın sahibi buradayım. Ve sonu da oraya mı gireceğim? Demiş. Maalesef demişler. O zaman demiş netice oysa şu andaki halimin bir manası yok ki demiş. Aç kapıyı. Yani o da çalışıyor. Evet. Aç kapıyı. Mesela Honda sahibini anlatmıştı. Bir seneyi geçti. Adam fabrikayla mutlu olamadı. Çünkü fabrikanın içerisine din yoktu. Yani düşüncesinde. Honda, Hyundai değil. Honda fabrikasının sahibi intihar etmiş. Çünkü dünle bugün arasında ne fark var dedi. Demişler ki filozofları. Hiçbir fark yok. Yarınla bugün fark var mı? Yok. Peki yarınla geçmiş fark var mı? Aynıdır demişler. O zaman niye yaşıyorum ki demiş. Yaşamanın mantığı yoktur. Doğru söylemiş. Din olmadığı için midir? Ama peygamber diyor ki iki güne eşit olan bizden değil. Şey zarardadır. Peki eğer bu düşüncesini din koysaydı, aynı fabrikayı fakir fukarayı yedirseydi,
Yani almak, vermek olarak gözüküyor. Çünkü verdiğin şeyi alıyorsun. Bak zenginlikten bahsedeyim size. Bak bu. Eğer bu olsaydı, bak bu olsaydı, o adam intihar etmezdi. 314, bak. Yani fark ne? Zenginlik, yani fabrika aynı fabrika. Onun da var, onun da var. Onun bir tanesi var, bir tanesi gavur, bak. Allah'ın sana ne kadar verdiğine değil, zenginlik, Allah'ın sana ne kadar verdiğine değil, verileni ne kadar verebilmen ölçüsüyle olur. Zenginlik budur. Allah'ın sana ne kadar verdiği değil, verdiğini ne kadar verebiliyorsun, odur zenginlik. Sahip olduklarınla gizliden gizliye sen mutlu olursun. Aa, param var kasamda. Bir sürü param var. Kimse biliyor mu? Yok. Ha, benim paramla bana ait olduğu için benim param, ancak ben gizliden gizliye mutlu olurum. Param var. Verdiklerin ise, verdiklerinle hem sen hem de verdiğin kişi mutlulukla mutlu olur ve onunla da mutlu olursun. Sen paranla mutlusun tek. Ama verdiğin anda onun mutluluğu sana inkılap ediyor. Çünkü mutlu olmak istiyorsan insanların mutluluğuyla meşgul ol. İmanınızın kurtulmasını istiyorsanız insanların imanının kurtulmasıyla meşgul ol. Merhamet istiyorsanız merhamet edeceksiniz. Muhabbet istiyorsanız muhabbeti vereceksiniz. Seveceksiniz. Hiçbir kanunda yoktur. Sevilmeden, sevmeden sevilmek. Ne yapıyor? Sonu akıbet intihar. Bir kız için intihar etmiyor mu? Seviyorum diyorsun. Tamam. Bir mukabele etmiyor. Sevgin boşluğuna gidiyor. Hadi o zaman yaşamanın manasını yitiriyor. Manası kalmıyor. Hasan hocam, sevildiğini bilmenin lezzeti sevmenin lezzetinin çok üstündedir. Çok üstündedir. Mesela Allah'ı ben seviyorum. Seviyorum. Düşe kalka zevk alıyorum. Ama Allah da beni sevdiğini, bir alametlerini gösterirse benim o sevgim katlanır işte. Dev olur. Sevildiğini bilmek sevmekten daha üstündür. Devam edeyim. Mutluluk sahip olduğunu bilmek değil, içinde yaşamaktır. Mutluluk araban var, fabrikan var değildir. Çünkü mutsuz insanlar var. Sahipler ama mutlu değiller. Mutluluk sahip olduklarınla değil, içine taşıdıklarınla mutlu olursun. İçine mutluluk satılmaz, alınmaz. Mutluluk hariçte yoktur. Mutluluk dahildeki yapını uyandırmaktır. Potansiyeli, yani öz değerlerini, öz güvenini, öz varlığını uyandırmak, canlandırmaktır. Ne demek o? Ereğine, hakikatine bağlamaktır. Zenginlik de böyle. Zenginlik var olanları fark etmekle başlar. Öyle zenginler var ki fakir. Bir ekmek veresin geliyor. Yani öyle bir ağlıyor ki. Bir görsen olan, tanımasan dersin ki olan ben buna bir ekmek alıp vereyim ya. Abi vallahi iş yok ya. Hiçbir şey yok ya. Bitti ya. Her taraf bitti ya. Allah Resulü diyor zaten. Hep bitti diyen kendisi bitmiştir diyor. O kadar fakir ki parasından başka bir şey yok abi. Nasıl? O kadar fakir ki parasından başka bir şey yok. Hiçbir şey. Paradan başka hiçbir şeysi yok. Evet. Baksana. Ümit ve güven duygusu kadar zenginlik var mı? Ümit ve güven duygusu kadar insanı besleyen, canlı tutan, ötelere taşıyan bir şey var mı? Ümit ve güven. Allah'a teslim olmak, Allah'tan ümitli olmak. Aman ya Rabbi ya. Allah'tan ümitliyim. Ömür gelmiş. Gelip şey geçsin ya. Azrail varmış. Arkadaşımız. Ben Azrail Aleyhisselam'a diyorum bazen duvarında. Tamam mı? Çoğunlukla diyorum. Külli şeyin halikün illa veçe sırınca ey Azrail Aleyhisselam. Herkesin canını alıyorsun, senin de canın alınacak. Öldüren ölecek. Bak. Sen nasıl ölmek istiyorsan, o da ölecek ya. Beni öyle öldür. Amin. Amin. Koşunuzu bitirin.
Ne yapayım? Müslüman uyanık olur. Çünkü Allah'ın dışında her şey ölecek. 15. mektubun sonunda. Değil mi? Ölüm de ölecek. Öldüren de ölecek. Azrail de ölecek. O zaman bak. Bak kardeşim, anlaşma yapalım. Merhamet etmene merhamet edilmez. Sert davranırsan sert davranırsın. Ben dakika Allah'ın kanunu, şaka demiyorum. Bu adetullah'tır. Peygamber'e de böyle işler, Cebrail'e de böyle işler. Bak, nasıl ölmek istiyorsan beni öyle öldür. İşi nasıl işine geliyorsa yap şimdi. Anladın mı? Tabii canım. Azel aleyhisselam kardeşimdir. Abi diyorum ben sana. Diyeceksin meczupsun, sikir alem. Vallahi istersen diline dersen de. Uçağı sağlıyor çok bana. Mikail aleyhisselam hadise maşın. Mikail aleyhisselam. Baksana bir el atsana şu işe diyorum. Senin ruhuna bir fatiha. Hakikaten yapın görürsün. Ruhuna bir fatiha, bu olayı el at yani. Şimdi ben rahatsız etmem, Kur'an okuyorum. Seversen sevilirsin. Yani. Öyle. Seviyorum ben onu. Yanlış yapmamaya çalışıyorum. Allah daha iyi, Allah ile daha iyi olursa gerisi kolay. Baksana, ümit ve güven duygusu kadar zenginlik var mı? Sen buna inanman nispetinde gözükür sende canlılık. Ümit ve güven. Adam bitmiş. Nesi bitmiş? Kendisi bitmemiş. Ümiti bitmiş. Ümit bitmiş. Zenginlik. Beklemeyin, zenginlik beklemeyin. İçinizdekileri fark edin. Çünkü ruhunuzda bunlar var. Yaşanması gerekiyor, uyandırılması gerekiyor. Zenginlik hariçte yoktur. Huzur hariçte yoktur. Hepsi dahili uyandırmakla mümkündür. İnsan kainatın çekirdeği aslisidir. Ben bu şeyi bitireyim, keseceğim. Fikirleri sahne hakime çevirtmek içindir ibadet. Yani yön belirliyor. İbadet ruhta ve hayatın içeriğini kıblesine koyuyor. Hayatı kıblesine koyuyor ibadet. Yani mesela şöyle diyeyim. İlmin kıblesi nedir? Sadakat. Sadakatı kaldırın, ilim cehalet olur. Yani Ebu Bekir'siz Ali, Ebu Bekir'siz Osman, Ebu Bekir'siz Ömer. Adalet ya. Sadakatı kaldırın, Ömer'in adaleti zulümdür. Sadakatı kaldırın Ebu Bekir'i, Osman'ın enfüsçiliği içsel çöküntüdür. Sadakatı kaldırın kıblesini, ilmin, ilim cehalettir. Görmüyorsun ilmiyle cehaleti, dalaleti gidenler. Fakat ilimle dalaleti giden çoktur. Fakat sadakatla dalalete giden yoktur. Dağdaki babaannelerimiz, ninelerimiz değil mi? Yaşlı, cahil kadınlar, babaannelerimiz değil mi? Hiçbir şey bilmiyor ama hemen kapanır. Hemen namazı olur. Ama ulema-i su dediğimiz şu rezil vizyon, televizyonlarda fitne, ulema-i su, dinini dünyaya satan bildikleri halde bilerek ve severek ehli dalaleti dine alet edip dinsizlik yapıyorlar. Dini tamir davasında din tahripçileri. Bir daha söylüyorum, böyle rastgele bir cümle değil. Dini tamir davasında din tahripçileri. Tamir davasına güya çıkmış, normal bir şarkıcı türkücü değil. İnsanların dinini inşa edecek. Dini tamir davasında din tahripçileri. Bilerek mi yapıyorlar? Bilerek. Mesela usta diyor ki, dinsizliklerini mezhepsizlik olarak gösteriyorlar. Yani zahirde dedim ya, odun yanar ama hayır, odun yanmıyor. Batın dışarıya çıkıyor gibi. Yani adam ben dinsizim demiyor, mezhepsizim diyor. Adam ben Kur'an ortadan kaldıracağım diyemiyor, sünneti ortadan kaldırmaya çalışıyor. Çünkü Kur'an'ın hayat versiyonu, yaşantı hakikati sünnettir. Sünneti kaldırdığın zaman Kur'an yok olur, anlaşılmaz. Çünkü anlaşılmaz bir kitap malimsiz olsa manasız, kağıttan ibaret kalır. Bunu çok iyi biliyor. Zındıka çok iyi biliyor. O 27. sözde öyle diyor. Dinsizliklerini mezhepsizlik olarak ilan ediyorlar. Tam bir dinsiz. Hiç katıksız yani. Bunu maddiyat başlığı yapıyorlar abi zaten ya. Tabii madde, para vesaire. Ama bilerek arkası yapıyorlar. Tabii bilerek. Bilerek veya severek. Eserduna an sebilillah. Ha, ibadet fikirleri
şu imal edilen santraldan, jeneratörden imal edilen elektrikle sen güzel film de seyredersin, kötü film de seyredersin. Ama ibadet bu potansiyel enerji hareketi kıblesini koyuyor. Doğru kullanmayı sağlıyor. Yani. Filtre ediyor. Kötüyü koymuyor. Evet. Sonra aynı zamanda ibadet elektrik misali gibi ruhta bulunan potansiyel enerjiyi aktif ediyor. Nükleer santral gibi. Nükleer ufak bir atom korkunç bir enerji ortaya çıkarıyor. Elektrik imal edilen gibi. Sani hakimi olan teveccüh itaat ve inkiyadın intihac eder. Yani insanın yapı sistemini kaynağına çeviriyor. Mesela şöyle. Çanak anteni uyduya çevirirseniz televizyon seyredersiniz. Ama hiç kimse çıplak gözle uyduyu görmez. Görmez. Yok. Peki. Çanağın içine gözle bakın bir şey görür müsünüz? Göremezsiniz. O kadar acayip basitiz ki siz de ben de. Hani her şey göz görüyordu. Ulan çanağın gördüğünü, odun saç demir parçasını gördüğünü sen göremiyorsun. İnkar edebilir misin çanak antende hiçbir şey yok diye? Saç ya bu, saç, demir saçı. O uyduyu görüyor, yazıklar olsun bize. Öyle diyesin geliyor. Uyduyu görmüyor, o görüyor. Nasıl anlıyoruz? Bak, tevcih etmek için şu. Çevir çevir, sağa sağa biraz, arkaya al, arkaya al, biraz da biraz. Tamam, tamam, tamam. Tamam, karınca gitti. Ha, çanak anten ya. Ha, ibadet de böyle. Hasan öyle yapma, yapma. Olmuyor, olmuyor. Orada öyle gözükmüyor. Yapma, yapma. O mekruh. Yapma, o haram ya falan. İbadetin şekli şu. Dünyadaki hareketlerimiz orada nasıl karşılık buluyor? Böyle yap. Peygamber şöyle diyor. Hasan öyle yapma. Buradaki harekete nasıl, niçin müdahale ediyor? Buradaki davranış orada farklı gözüküyor. Bunu diyebilmesi için peygamber, her hareketi düzgün olabilmesi için çanak anten gibi uyduya devamlı bağımlı olması lazım ki televizyonda devamlı akma olsun film. Bir an bile değişse film değişir. Aa, başka kanala geçti. Tamam? Ha, peygamber buraya müdahale edebilmesi için her hareketin doğru olamaz bir insanın. Her hareketi, her sözü doğru olamaz. Var işte, olamaz. Var, o zaman çanağı bir yere kilitli. Allah onu beslemese bir insan sözleri, davranışı, hareketleri hep mükemmel olamaz. Mümkün değil bu. Peygamber'de var. O zaman doğasından değil. Doğadan böyle bir şey olmaz. Nasıl bana müdahale ediyor? Mesela bak, şu benim. Böyle yapma, yapma. Çevir, çevir. Çevir biraz. Bu tarafa, bu tarafa al. Tamam. Tamam, öyle dur. Sünnet bu. Yani seniye. Sünnet orası, seniye. İkisinin birleştirilmesi. Doğasından çıkan bir hareket olsaydı erkekliğinden çıkacaktı. Kadın taklit edemezdi peygamberi. Çünkü erkektir peygamber. Kadın taklit edemez ama kadın taklit ediyorsa aynedir bu alem, her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Onun doğasından çıkan, tabiatından değil, Allah'ın gösterilmesiyle, esmanın ve sıfatın gösterilmesiyle ki herkes bunu taklit etmek zorunda ki kendisi de uyuyor. Yani kendi doğasından çıksaydı beşerilik olacaktı ki kadın taklit edemezdi. Onun aynasında gözüken Allah'tır. Aynedir bu alem. Her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den Allah görün. Niye aynayı Muhammed'den denmiyor? Ayna şudur, farklı arası. Ayna bak. Simamı gösteriyor. Mirat ise, Mirat-ı Muhammed, toprak mirattır. Hava bir mirattır. Seni inşa eder. Batınını dışarıya çıkarır. Çekirdeği atın toprağa. Çekirdeği toprağa atın. Ağaç olarak gözükür. Bu mirattır. Bir tane kelime atın havaya, binlerce radyo veya televizyonda dinlersiniz. Yani seni inşa eder, batınını zahir eden mirat. Onun için aynedir bu alem. Çünkü seyredilmesi lazım. Her şey hak ile kaim. Cenab-ı Hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den, yani sünnet-i seniyeyi hayatına dönüştürerek
Sen bil kuvvelikten bil fiil olursun orada. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Demek ki teveccüh onu, ibadetler demek çanak anten, oradan uzattım. Çanak anteni ereğine, hakikatına tutur. Ya çek 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 abi çek çek. Tamam tamam. Ha nereye göre dedi? Televizyonda şey gözüküyordu, karınca bilmem ne. Ha öyle tut. Abi sağlamlaştır. Hani cemaatlaş demek. Çünkü başka çare yok. Niye? Rüzgar evirir, devirir, çevirir seni. Çatıya vururuz. Harici kuvvetler var. Deprem var, rüzgar var, tamam mı? Birisi gelir şey, serseri, hırsız oradan veya kasten muzipler var, çatıdan çanağını değiştirir. Nuh'un gemisi gibi değil mi abi? He? Nuh'un gemisi gibi. Ne demek bu? Dünyadayız ya şu an abi, gemideyiz ya. He. Rüzgar, fırtına. Ha evet. İtaat ve inkiyat ise, itaat, düşünce, inkiyat, eylem, abdi intizam-ı ikmel altına ithal eder. İnsanı ümitsizlikten, yeisten, bedbinlikten, yapamam, edemem, korkaklıktan, karamsarlıktan kurtarır seni. Seni başka bir şeye sokar. Mesela şeye hapishane diyor. Haset. Haset. Hasete hapishane diyor. Kıskançlığa kuyu diyor. Yusuf. Kuyuya attılar. Haset. Haset. Kuyu. Yeis ise cehennem olarak şey tanımlanıyor. Kuyu, hapishane vesaire. İşte insanı bu hayattan çekip çıkarıp ötelere taşıyan düşüncesini hakikata, eylemini mahiyetine bağlar. Yani düşünceni ve hareketini, itaat ve inkiyadını ibadet kıblesine koyuyor. İbadet de koyarsın eylemini. Mesela şöyle diyeyim. Sabahtan akşama çalışıyorsun. Zaman geçtiğini bilemezsin. Aa bu durumdasın. Ya ne zaman akşam oldu? Ne zaman ki? Ama Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hadi ya bir namaz şey yapalım. Tezgahı bırakırsın, öyle yapar çıkar. Vay be namaz kılarken. Hakikaten zaman bayağı da geçti ya. Demek ki namaz, ibadet insanı mekana ve zamandan çıkarıp zamana ve mekana hükmetme özelliğini artırıyor. Yani günü bölüyor sana, baklava gibi hakim olmanı sağlıyor. Zamanda mekandan çıkıyorsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bir nefes alıyorsun da biraz önce tezgahtaydın, arabadaydın, fabrikadaydın, tekstildeydin. Çıkıyorsun, ay be, of be, Allah Allah. Ne kadar da zaman geçti, vay anasını. Hiçbir şey anlamadım. Yani böyle yapıyor. Abdin intizam altına girmesiyle, yani herkes bir hava vuruyor. Bu cemiyette yaşanır mı? Mesela ahirete inanmayanın hırsızlık yapması kadar ahmaklık bir şey yoktur. Niye çalıp çıkmıyorsun, öldürmüyorsun? Ahiret yok ki nasıl? Ha bizi peki niye yaptırmıyor? Hayır, yapma, bakma, verme, deme. Olur mu ya, ayıptır ya. Ya bize yakışır mı? Bunları söylettiren nedir? İnançtır, inanç. İtaat ve inkiyat, ibadet. O zaman farklılıkları teke cem etmiş işte. Yapamayız. Hiçbirimiz burada hiç geçemeyiz. Ama hepimiz farklıyız. Ama aynı fiil. Hepimiz yatsıda Allahu Ekber. Hatta belki de ben kıldım ben yatsı namazında okuduğum süreyi peygamberin okuduğuna denk geldi belki. Demek ki farklılıklarımızı ceme getiren ve kıblesine koyan ibadettir. İntizam altına alan ibadettir. İbadeti kaldırırsanız kendi öz benliğinden uzaklaşmış olursun. Niçin? Kıblesine koyamadın. Çanağı uyduya getiremedin. Nasıl gözükecek bunlar? Hikmeti ise kainat sahifelerinde parlayan sanat nakışlarıyla tebarüz eder. Yani bu ibadetin de hikmeti, yani bunu onaylayan kainatın yaratılışına baktığın zaman ancak ibadetle yorumlanır, izah edilir, çözülür. Başka hiçbir şeyin manası yok. Şimdi bak bir misal vereyim. Şimdi ibadet yok, dolayısıyla ahiret yok diyelim. Ahiret inanmayan bir adam düşünün.
Ölümü bana izah edin Allah inançsızlığından. İhtiyarlığı izah edin. Mesela bir hep misal veriyorum çünkü etkiledi beni. Etkilendim, yalan yok. Oxford şehrinin Dom Kilisesi. Dom demek en büyük, mesela İstanbul'un en büyük Dom Camisi diyelim. Sultanahmet, Ayasofya gibi ya. Camisi gibi. He, yani büyük. Selahattin, Diyarbakır'da mı? Yok, hani büyük cami de Selahattin Camisi diyor. Ha, Selahattin, ha. Evet. Tamam. Yani adam Oxford şehrinin Dom Kilisesi'nin papazı 17.43 saniye konuşmuş. Bir video getirdiler bana. Papaz. Ben hala papazım dedi. Ve ona göre dinleyin dedi. Tsunami'den sonra dinsiz olmuş. Herkesin hala papazım diyor. Tanrı ya bizi duymuyor sağırdır veya bizim sesimizi hiç kale almıyor. İkisi de bize Tanrı olmaya liyakati yoktur diyor. Tanrı diyor bir dalgaya ve bir rüzgara gücü yetmemiştir diyor. Tamam. Ondan sonra böyle bir Tanrı olamaz diyor. Yani benim de gözlerim fal taşı gibi açıldı ya. Bu nasıl böyle Tanrı inkar ediyor? Papaz. Sonra dün düşündüm. O bir daha baştan aldım. Tanrı'ya yüklediği manalara bir baktım. Mesela onun Tanrısı İsa Aleyhisselam. Tanrı'nın oğlu. Evlenmiş çocuğu var. Şimdi Yezus yani Tanrı İsa. İnsan o kadar aciz ki kendi idamına bile engel olamadı. Bu nasıl Tanrı olacak? Onun inandığı bir Tanrı var. Allah yok. Tanrı var. Buluta geçmiyor. Dalgaya gücü yetmiyor. Yani siz şaşırmayın. O Tanrı'yı inkar etmesi senin Allah'ın inkar etmesi değil. Senin Allah denince yüklediğin mana hiç alakası yok adamın. Kendi putunu kuruyor. Kendi alemindeki Tanrı'yı inkar edecek ki Allah'a gelsin. Simasına baktım ki Müslüman. Müslüman. Siması Müslüman. Çünkü ben de şaşırdım. Avrupalıların Allah'ı inkar etmesi, dinsiz olması şaşırtmasın. Çok güzel oluyor. Çünkü Tanrı İsa. Tanrı mı? Tanrı İsa ama çarmıkta hala. Öyle Tanrı olur mu? Hem de gösteriyorsun. Çarmıktaki Tanrı olur mu? Kan içinde. Bu nasıl Tanrı? Hiç mi sormazlar adama? Hiç mi kimse sormuyor? Orta çağda sordular yani. Bu nasıl Tanrı ya kan içinde? Kendi ya Tanrı'yı astılar. Vay anasını Tanrı'yı astılar. Ben asılırken dua edeceğim. Peki kendisini kurtaramayan asmaktan beni nasıl kurtaracak? Dedim yani dedim ha. Beni kiliseden kovdular. Simasına baktım Müslüman dediniz. Bunu nasıl? Biraz da bana bırak orayı. Simadan belli ya. Hocam ondan sonra arayış içerisine girecek herhalde. Yani sima baktım şimdi. Şu an Müslümanlığı yani ilan etmedi. Yok. Kendi içinde bir iman duygusu var. Yani bir o ne yaptı biliyor musun? Öz eleştiri yaptı. Dedi ki biz Tanrı anlayışımız bu dedi. Tsunami dedi diyor dışarıya çıktım kilisede. Halk dedi en büyük kilise olduğu için halk toplandı diyor Tsunami sabahı. Anlatıyor ben uzatmayayım diye şey yapmam. Fakat diyor aziz dostlarım diyor. Kiliseye çıktım dışarıya. Ben ne anlatayım? Tanrı yaptı desem Tanrı suç işledi diyor. Hiç bebeklerin diyor ağlamasına bağırmasına kulak vermedi mi bu Tanrı? Tanrı yaptı desem suçtu. Tanrı yapmadıysa gücü yetmedi diyor. Ne diyeyim diyor. Dostlarım ben de sizin gibi bu Tanrı yapmaması lazım. O yaptıysa suçludur. Yapmadıysa gücü yetmemiştir. Tamam mı? Eğer ki de suçlu yani. Tamam mı? Ama öyle bir mahcubiyet var ki, öyle bir acayip ki. Sonra baktım ki, benim inandığım Allah, mesela 31. sayfa okusa işaret şualarda, musibeti Allah niye veriyor? Bir yorumlasa. 14. sözdeki depremi bir yorumlasa, tsunamileri. Tamam. Rahman ve Rahim'i 15. şuada okusa tamam musibet dertler bana dermanmış. Yani ayrı bir esmanın tecelliya olduğunu, insanın fani ömrünü bakiye inkılap ettiğini, kaybettiği malı bekaya geçtiğini,
boğulmasıyla şehit olduğunu, tamam mı? İstidat ve kabiliyetini inkişaf ettirdiğini, geri kalanların da intibahına vesile olduğun ki, size müjde vereyim, binlerce Japon o olaydan hala devam ediyor, gizliyorlar ama gizleyememişler. Bana bile kada geldi, korkunç bir patlak Japonya'da İslamlaşma var yani o olaydan sonra. Çok korkunç yani. Benim arkadaşlarım var da söylüyorlar. Orada yani Snur dersi vasıtasıyla dinleyenler var. Abi diyor, korkunç bir dine teveccüh var. Zaten arayış içinde, o da bir kitap vermek gibi bir şey. Evet, acayip bir ama gizliyorlar abi diyor. Hocam onlar temellerinde Türk geleneklerine yakınlar zaten. Evet. Dinleri Türk, şey, İslam olmasa da yakınlar. Çok yakın. Çok yakınlar. Çok yani sıkıntı. Hayat disiplinli. Disiplinli bir millet, Alman da öyledir. Müslüman olacaktır, bahtiyar diyor. Yani şeytanın en çok cirit attığı şey disiplinsizlik, miskinlik yani. Onun için kalkış saatimiz, oturuş saatimiz, hepsini ailen ibadettir. Şeytanın en çok hoşlandığı keyfe maşacılıktır. Disiplinden hoşlanmaz. İnanın bana, misal veriyorum, dostlarım beni biliyor. Bak seyahat edeceğiz. Nereye gideyim? Köyde kalıyorum değil mi? Tatile gitmişim. Tatil derken çalışıyorum. Kimse yok, kalkacağım. İnanın saatimi kuruyorum. Namaz şey değil. Şu saatte burada ne yapıyorsam aynı orada yapıyorum. Asla disiplinimden taviz vermiyorum. Çünkü disiplinden taviz vermek ara boşluğudur. İki doğru arasındaki ara boşluk ademi vücuttur ki şeytanlıktır. İki hakikatin arasındaki boşluk ademdir. Adem hesabına çalışır. Ara boşluktur. Hayatınızda bir meşru olan bir sistem kurdunuz mu? Yani diyelim ki kahvaltınız belli, uykunuz belli. Sakın taviz vermeyin ciddi bir sebep olmadıkça. Kendi hayatınızdaki, kendi disiplininizden taviz verirseniz şeytan artık sizin ciddiyetinize inanmaz. Ben vallahi billahi, bak bunun üzerine yemin ederek söylüyorum. Diyorum ki, şeytan beni sıkıyorsun sabah sabah. Ben cüzümü okuyacak mıyım, okumayacak mıyım? Dinliyorum böyle. Okuyacaksın diyor. Dedim ki, madem okuyacağım, onu kesin biliyorsun. Niye sıkmaya çalışıyorsun? Ben bunu yapacağım. Ne dedi biliyor musun? Sabah diyor ya. Sen işini yapıyorsun, ben de işimi yapıyorum. Zannediyorsunuz hayal görüyorum. Şeytanın vücudu haricisi var. Müsaade edilmiyor. Mahluktur. Şuurludur. Din teklif edilmiştir ona. İman teklif edilmiştir. Reddetmiştir. Boyutu farklıdır. Esirdendir vücudu. Vücudu mahluktur. Dolaşır. Vardır. Yani en büyük varlığına delil onu inkar etmektir. Çünkü kendisine tabi olanlara kendisini inkar ettirir. Şeytanı şüphe eden veya varlığı hayal olan ona tabi olma nispetindedir. Kendisine tabi olanlara kendisini inkar ettirir. Öyle bir şey yok canım. Çünkü şeytan olmuş ya. Şeytan mesela bir azazil dediğimiz her kerdum dolaşıyor, onun avaneleri, insi şeytanlar yani nasıl? Şeytan sıfattır, hennas sıfattır, ismi azazildir. Şeytan sıfatıdır. Şeytan böyle eski dansı saadeti gözüküyordu. Hazreti Ömer'i gördükleri zaman dedi Allah, ya ne acayip adammış ya. Sokağı değiştiriyormuş adam. Adam sokağı değiştiriyor. Ve böyle bir şey yani. Vallahi size şey söylüyorum, hayatı disiplini olan, kurallı yaşayandan da endişe ediyor. Nefret ediyor ondan. Ustad, ben diyor Beyazıt'ta sesini duydum diyor, karşıma dikildi diyor. Sen Kur'an'ı çok âli zannediyorsun dedi. Karşılıklı konuşmaya başladı. Eğer ustada has bir özellik olsaydı kitaba konmazdı. Bu aynı devam ediyor. 246 sözler. Yok tövbe. 200 sözler açayım ya. Ondan sonra madem şeydir, hakkınızı helal edin ama orayı bak göstereyim. Ona ait değil demek bir şey. Başka bir şey göstereceğim size. Ama 246 değil, 50 değil. İyi ki şey yaptım. Çok lazım olacak. 255. İsa Aleyhisselam anlatırken İsa Aleyhisselam'a has bir özellikse ben başkasının kitabını ne okuyayım ki? Kapatırım kardeşim.
İsa'yı ben niye okuyayım ki? Musa'yı ben niye okuyayım? Bu bana gelmiştir, bana. İsa'ya gelmemiş bu Kur'an. Ama İsa bir modeldir. İsa bir simgedir. Orada ben varım. Bak diyor ki, ölmüş gibi hastalar dahi onun nefesiyle ve ilacıyla şifa buluyor. Bak, sen de benim... Ha pardon, yukarıdan alıyorum. Cenab-ı Hak şu ayetin lisan işaresiyle manen diyor ki, ey insan, benim için dünyayı terk eden bir abdime. Kim terk ederse bu sıfat olacak demektir. Bak, o cümleyi okuyor musunuz? Lütfen bir bakın oraya. Allah aşkına, ben mi uyduruyorum bu kitabı? Tamam mı? Bak, Cenab-ı Hak şu ayetin lisan işaretiyle manen diyor ki, ey insan, benim için dünyayı terk eden bir abdime. Dünya terk etmek demek, elini ayağını çekmek değil, Allah hesabına yaşamak. Kıbleni Allah'a yapman, tamam mı? Onun hesabına, manayı harfiyle yaşamak, terk etmek o. İki hediye verdim. Biri manevi dertlerin dermanı, biri de maddi dertlerin ilacı. İşte ölmüş kalpler nuru hidayetle diriliyor. Sen İsa oluyorsun, İsevi meşrep oluyorsun. Metroda, fabrikada, sokakta, bir yerde bir gafile veya bir dinsize veya dinden kopuk bir insana davayı anlatarak diriliyor mu bu? Hidayete kavuşuyor mu vesilelik? Ha, o adama ne yapmış oluyorsun? Ölmüş kalpleri nuru hidayetle diriltiyorsun. Sen de ölüleri diriltiyorsun Allah'ın izniyle. İsevi meşrepsin. İsa'sın o anda. Çünkü meylem kafadır. Kulak zarı bozulmadan, meylem bozulmadan vahiy, bu dersler şu anda ben anlatıyorum, Risale'den okuyorum. Senin kulağın zarı delinmeden, yırtılmadan hakikat dimağına geliyor. Dimağında dölleniyor. İsa oluyor dimağında. İsa dölleniyor. Sonra yeri geldiği zaman o hakikati söylüyorsun ölü insanın. Ruhu diriliyor. İsa ruhullah. Ruhları diriltiyor. Ruhları diriltiyorsun. İssevi meşrep oluyorsun. Sünnet-i seni uyarsan müssevi oluyorsun. İşte ölmüş kalpleri nur hidayetle diriliyor. Ölmüş hastalar dahi. Ölmüş ha. Ölmemiş değil. Ölüm anı değil. Ölmüş gibi hastalar dahi onun nefesiyle ve ilacıyla şifa buluyor. Ders, nefes, kelam, Kur'an. Yani nefes kim? Nefeste kişi var. Onu anlatmıştım. Çok özür dilerim. Dışarıya atılan büyük abdest, atılan küçük abdest, çıkan ter, gözüken sima, ses kişiyi taşır. Doktor der ki onu bana getir, senin içini seyredeyim. Ne var senin hastalığın? Onun için şarap içenin teri de necistir. Güzel ahlaklı insanın teri gül gibi kokar. Kötü kokuyorsa ahlakınızı düzelteceksin. Çünkü sima, ses, tahlil vesaire insanı karşıya taşır. Sirayettir. İşte diyor ki onun nefesiyle ve ilacıyla Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bak nasıl diriliyor. Sen de benim eczane hikmetimde her derdine deva bulabilirsin. Çalış bul, elbette ararsan bulursun. İşte beşerin tıp cihetindeki şimdi terakkiyatından çok ilerideki hududunu. Adam mesela hastanede diyor ki hasta mısın? Evet, doktorum burada değil mi? Yanlış bir şey söylemeyeyim. Doktor diyor ki ilaç iç. Veya boyu kana, bizde bir tabirdir. Boyu kana ne yerse yesin. Eve gönder, tamam ver, dalin amin. Şimdi psikoloji hastalara doktorun yaptığı ne biliyor musun? Strese girme. Herhalde canım ben de zaten uyuyayım. Şu ilacı iç. Uyu uyu yat uyu. Ama burada ne yapsın? Başka çaresi yok. Üstad diyor ki işte beşerin tıp cihetindeki şimdi terakkiyatından çok ilerideki hududunu şu ay çiziyor ve ona işaret ediyor ve teşvik ediyor. Peki ne var? Nefesinde o var. İhlas. En büyük kuvvet diyor. İhlas için. Yani arkadaşlar, bendeki şu kelam,
kalpteki ihtizazat, meyiller, mizaç, huy, huluklar, kalp, dışarı çıkıyorum dışarı. Vicdan, çık dışarıya. Diman 7 mertebesi, en son tahayyülde libas ve ağzımdan çıkartıyorum. Kelamın içerisinde ben varım. Kelam benden kopuk değil. Benden atılan artıklar beni taşıdığı gibi kelam da beni size taşır. Köpek bile sahibini kokuyla tanır. Kur'an'da elsinetikum ve elvanikum, lisanlarınız ve renklerin, görünüşleriniz sizin kimliğinizdir. Sizin dışa vuruşunuzdur. Anladık mı? Hayatta boşluk yoktur. Boşluk demek ademi vücuttur. Kullanamadığınız güç sizi kullanıyor demektir. Hakim olmadığınız her şey size hakimdir demektir. Buradan çıkmanın tek çaresi sünnet-i seniyedir. Yoksa kuyudasın. Bu şu millet zannediyor ki sokakta dolaşıyor. Kuyuda dolaşıyor. İnsanlar hapis. Son bir misal gidiyorum. Odada ya dizi veya maç kapatıyor. Onun devamı, tekrarı. O kapandığı gibi bu kapanmıyor. Bak hapishaneyi anlatıyorum. Artık kız ve oğlanınız hayalinde yaşıyor. Hapis değil. Hayalinden inmiyor. O anda oğlum, kızım gel bulaşık yıka. Allah Allah. Kraliçeyken, uşakları varken, emrederken gel bulaşık yıka diyor. Geldiğin ha buradan atlanın, eşeğe bineceksin. Ne anne ama ya. Sonra diyor, hocam kızım bana agresif davranıyor. Niye? Bundan. Ne kadar hayaliyun yaşıyorsa gerçekten o kadar kopuktur. Gerçeğe ineceği kalktığı zaman sert yeri vurur. O agresif demek yukarıdan düşmek demektir. Geceniz, gündüzünüz mübarek olsun. Amin. Nesillerimizi bunların şerinde muhafaza eylesin. Amin. Deccalların, şeddatların şerinde muhafaza eylesin. Amin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza istikamet nasip eylesin. Amin. Çoluk çocuğumuzdan İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Amin. Hizmet imaniye Kur'aniye'de ihlasla, sadakatla, takva ile, hizmetle, iştinab-ı keba ile hemhal olmamızı Cenab-ı Hak nasip eylesin. Amin. Evlerimizde hastalıkların sebebi olan erva-ı habiseleri hak ile yeksan eylesin. Amin. Sihat ve selametin sebebi olan erva-ı aliyeleri nasip eylesin. Amin. Ve ahir davahumen elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha, temas salavat.